Peki bu yaşadığımız Düzce depremi ne anlam ifade ediyor? Biz bu depremi nasıl okumalıyız? Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Acaba Düzce'de öncü bir deprem mi? Daha büyüğü arkadan peşi sıra gelebilir mi? Söz elbette bilim insanlarının. Onların sözüne itibar etmemiz lazım. Deprem yorumlarıyla ilgili onları dinlemeye pek bir teşneyiz ama behemahal kentsel dönüşüm yapın. Lütfen binaları güçlendirin. İşe dört elle sarılın dediği zaman uzmanlarımız pek oralı olmuyoruz. Hele yönetenler. Öyle mi? Unutmayın rahmetli Ahmet Mete Işıkara'nın o büyük cümlesi. Deprem öldürmez, bina öldürür. Hadi uzmanlar ne dedi? Bir okuyalım şu Düzce depremini. Hap bilgi en kısa. Buyurun. Birinci sırada Naci hocam var. Profesör Doktor Naci Görür. Ne diyor? Bu yöre Düzce-Bolu geçişi enerjisini biriktirmişti. Büyük ölçüde enerjiyi boşalttı. Ben bu depremden mutlu oldum. Neden? Çünkü enerji boşaldı. Daha büyük, daha sert bir depremin önüne geçer bu enerji boşalması. Fevkalade kıymetli. Asıl risk diyor Naci hocam, Bolu Dağı tünelden sonraki kısım. Bolu Dağı'na, Bolu Dağı geçişi tüneline dikkat. Orası tam anlamıyla fay hattının üstünde. Söz Naci Hoca'da olunca da her zaman İstanbul'a dikkat çeker. İstanbul hazır mı depreme? Kocaman bir hayır. Hoca hep bunun altını çizdi. Hemen Okan Tüysüz Hoca'ya da bir odaklanalım. O nasıl yorumladı bakalım? Bu deprem 17 Ağustos'ta kırılan fayın ucunda meydana geldi. Ah! 99-17 Ağustos Gölcük. Bölgede daha büyük bir deprem beklentimiz yok. Düzceliler rahat olunuz, paniğe mahal vermeyiniz. Tabii ki tedbirli olacaksınız ama bunun üzerine daha büyük bir deprem beklenmiyor. Evet, güzel haber. Şükrü Ersoy hocam, o ne diyor acaba? Profesör Doktor Ersoy, beklenen İstanbul depreminin öncüsü değil. Şimdi dedikodu çarkı hemen dönüyor. Bilen de bilmeyen de uyduruyor. İşkembeyi kübradan sallıyor. Bu Düzce depremi var ya, Büyük İstanbul depremini tetikler. Faylar birbirini itekleyebilir. Yandık İstanbul depremi olur. Kısa süre içinde olur. İnanmayınız. Hayır. Hoca diyor ki, bu beklenen Büyük İstanbul depreminin öncü şoku, öncü depremi değil. İstanbul depremi bambaşka bir gerçek, bambaşka bir fay. Peki Doğan Kalafat Hoca'ya bakalım. Profesör Doktor Kalafat ne diyor? Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük. Düzce'de yaşanan deprem İstanbul'u etkilemez. Son sözü her zamanki gibi İstanbul bağlamında en güçlü cümlelerden birine bırakalım. Profesör Doktor Celal Şengör. Hocamız gerçekten son döneminde sözleriyle, yaptıklarıyla her programı ilgiyle izleniyor. Bakın ne demiş Şengör Hoca. Bu beklenmeyen bir depremdi. Faydaki stres çok arttı. İstanbul depremine gelirsek zannettiğimizden yakın ve büyük. Değerli izleyenlerim, siyaseti, politikayı bir tarafa bırakın. Bilim insanlarının perspektifinde ne olursunuz artık lamı cimi yok. Şunu içselleştirelim. Büyük İstanbul depremi olacak. Olabilir değil, olacak. Ve bu deprem kuvvetle muhtemel 7 büyüklüğünün üzerinde 7.1, 7.2 bile olabilir. Tüm bilim insanları bunun altını kalın kalın çiziyor. Sorulacak soru şu, hazır mıyız? El cevap, hazır falan da değiliz. O cümle var ya beni dehşete düşürüyor. Eğer İstanbul depreminde hayatta kalırsak deprem toplanma alanı, hepsi AVM oldu, rezidans oldu. Bilemiyorum. Toplanacak bir yer bulsanız bile, hayatınızı kurtardıysanız şehirden dışarıya nasıl çıkacaksınız? Çok insanın yüreğini burkan cümleler değil mi? Ya kamu binaları değil mi? En çok sığınılacak liman o kriz anında kamudur, devletimdir, devletimin şefkatli kollarıdır. Böyle biliriz.